Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hisarcıları işleyeceğiz. Mavicilerden sonra gelen grup arkadaşlar, bu Hisarcılar'da 1950 ile 1980 yılları arasında etkili olmuş bir şiir akımıdır arkadaşlar. Nasıl ortaya çıkmış, önce onlardan bahsedelim. Arkadaşlar, Hisarcılar 1950'de çıkarılan Hisar dergisi etrafında oluşan gelenekçi bir anlayıştır. Bakın arkadaşlar, aslında bunların grup isimleri gayet kolay değil mi? Meşale dergisi, meşaleciler. İşte efendim Mavi dergisi, maviciler. Hisar dergisi, hisarcılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, genelde hep bir böyle bir yayın organının etrafında birleşme gibi bir adetleri var. Arkadaşlar, kimler bu hisarcılar bakın? Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer, Yahya Akengin, Halide Nusret, Nevzat Yalçın. Arkadaşlar, Halide Nusret Zorlu Tuna'yı daha çok biz milli edebiyat içerisinde yer aldık. Burada da anlattık. Tabi Hisarcı tarzında da şiirler yazmıştır ama orada olduğu için dikkat edin yani. Ona çok dikkat edin. Munis Faik Ozansoy, Selahattin Batu, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Feyze Halıcı, Yavuz Bülent Bakiler, Cemal Yeşil, Gülten Akın, Sevinç Çokum, Nusret Erman, Coşkun Ertepınar, Bahattin Karakoç, Kerim Aydın, Erdem, Talat Halman, Niyazi Yıldırım, Genç Osmanoğlu ve daha arkadaşlar birçok sanatçı bu topluluğa zaman zaman ne yapmış? Katılmışlar. Evet. Bakalım, devam edelim. Ne istemiş bu adamlar? Ne yapmak istemişler? Tamam, Hisar dergisinin etrafında bu adamlar birleşmişler. Peki amaçları ne? Hemen arkadaşlar ona da bakalım. Yozlaşmaya karşıymış bu adamlar. Vezin ve şekil bakımından geleneklerden yararlanırlar. Bakın. İçerik ve dilde de yerlidirler arkadaşlar. Bunlar yeniliği istiyor ama yeniliği isterken gelenekten de kopmamak istiyorlar. Yani yeniliği özden gelmesini istiyorlar arkadaşlar. Öztürkçecilik anlayışını yine reddederler. Öztürkçecilik anlayışını. Yaşayan dilin arkadaşlar kullanılması gerektiğini savunurlar. Yahya Kemal'i, Ahmet Hamdi'yi, Arif Nihat Asya'yı çok severler arkadaşlar. Yeniliklerden kaçınılmazdır bakın. Ha, işte burada diyor. Yenilikler kaçınılmazdır ve yapılmalıdır. Ama bakın işte burası önemli arkadaşlar. Bu onlar aslında bunların sanat görüşünü gösteriyor şu cümle. Ama milli olandan ve geleneklerden kopmamak gerekir. Kopmadan yap diyor. Ben sana yenilik yapma demiyorum diyor ama geleneklerden kopmadan yap diyor. Ağırlıklı olarak arkadaşlar yine milli edebiyatın değerlerini benimsemişlerdir bunlar. Çoğu şair arkadaşlar hece ölçüsüyle yazmıştır ama bazı şairler arz ölçüsüyle de şiirlerini yazmışlardır. Mehmet Çınarlı, Cemal Yeşil arkadaşlar bu alanda başarılı örnekler vermişler. Gelenekten kopmadan serbest şiirlerde yazmışlardır arkadaşlarım. Arkadaşlarım, bir siyasi görüşünün savunuculuğunu yapan ideolojik şiirlere ve sanatta propaganda yapmaya karşıdırlar. Onun için herhangi bir siyasi görüşün savunuculuğunu ya da ideolojik bir fikri savunmazlar arkadaşlar hisarcılar. Yaşlı ve genç şairlerin aynı dergide yazması hisarcılarda bir çeşitlenmeye yol açmış. Mütareke döneminde arkadaşlar kalan yaşlı şairler basma kalıp memleketçi şiirlere devam etmişler. Yani eskilerden bahsediyor. O 1920'li yılları yaşayanlardan bahsediyor arkadaşlar. Yavuz Bülent Bakiler rahat ve doğal bir söyleyiş ile başarılı şiirler yazmış. Onun şiirlerinde hamasi bir hava görülür. Hamasi ne demekti? Epik demekti değil mi? Burada da zaten çok sık geçmişti arkadaşlarım. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi de kimler işleyeceğiz arkadaşlar? Şimdi de tabii ki hisarcıları işleyeceğiz. Önce bitirelim özelliklerini. Arkadaşlar, Cemal Yeşil nükteli rubayiler yazar, aruzu başarıyla kullanmış. Mehmet Çınarlı arkadaşlarım uzun yıllar dergiyi yönetmiş ve hisarcıları bir arada tutmuş. Aruz veznini başarıyla devam ettirmiş ve günümüz Türkçesiyle arkadaşlar yazdığı şiirlerinde de dile ve şekle hakimmiş. Arkadaşlar, yine Mustafa Necati Karaer ve Feyzi Halıcı ise halk şiiri tarzında başarılı olmuşlardır arkadaşlar. Şimdi Mehmet Çınarlı ile başlıyoruz arkadaşlarım. Evet.
Arkadaşlar Mehmet Çınarlı 1925-1999 yılları arasında yaşamış. Aruzla ama günümüz Türkçesiyle yazmış. Yani dili sade ama ölçü olarak aruzu kullanmış. Divan şiirinin biçimsel özelliklerine hakim arkadaşlar. Şiirlerinde vecize tarzı yoğun bir söyleyiş görülür. Güneş rengi kadehlerle gerçek hayali açtı. Bir yeni dünya kurmuşum. Arkadaşlar bu siyah puntoyla yazılanlar önemli. Bir yeni dünya kurmuşum. Zaman perdesi, güzelliklere doymam. Onun arkadaşlar şiir kitaplarıdır. Deneme söylemek yaraşır. Bir de anı var arkadaşlar. Gerçek dostlarım. Bakın gerçek hayali açtı. Ufuklar uzak değil. En olmaz isteklere uzanmak yasak değil. Uçuyor rüzgar gibi altımdaki küheylan. Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil demiş Mehmet Çınarlı. Şimdi geçtik arkadaşlar İlhan Geçer'e. Arkadaşlar İlhan Geçer'e baktığımız zaman 1917-2004 yılları arasında yaşamış. Mehmet Çınarlı ile birlikte derginin kurucularındandır. Hisar dergisinin kurucularındandır arkadaşlar. Geleneklerden bolca yararlanmış bir şairdir İlhan Geçer. Şiirinde lirizm ve karamsarlık egemendir arkadaşlar. Şairane ifadeler ve imgeler kullanarak aşka sığınma, içe dönme, yalnızlık üzerine şiirler yazmış ve öz şiire yaklaşmıştır arkadaşlar. Kim? İlhan Geçer. Büyüyen eller, bir bulut geçiyor, yeşil çağ ve hüzzam besti arkadaşlar onun şiir kitaplarıdır. Bunlar da İlhan Geçer'in şiir kitapları. Ha hocam hangisi en önemli derseniz hüzzam beste ile bir bulut geçiyor. Daha ön planda tutur ama zaten az olduğu için hepsini bilin derim arkadaşlar İlhan Geçer'in eserlerinin. Geldik arkadaşlar Munis Faik Ozansoy'a. Munis Faik Ozansoy arkadaşlar Serveti Fun'un şairi Faik Ali'nin oğludur. Hani Faik Ali Ozansoy vardı ya arkadaşlar. Munis Faik Ozansoy bakın Faik Ali Ozansoy'un oğluymuş. Derginin kurucularındandır arkadaşlar yine Hisar Dergisi'nin kurucularındandır. Şiirlerinde geleneklerden yararlanılır. Büyük mabedin eşiğinde hayal ettiğim gibi yakarış bir daha zaman saati yakınma kaybolan dünya arkadaşlar onun şiir kitaplarıdır. Düşündüğüm gibi adlı deneme kitabı da arkadaşlar vardır. Bunu da yine unutmayın. Önemlidir. Munis Faik Ozansoy için. Evet arkadaşlar Feyzi Halıcı'ya bakalım. Feyzi Halıcı arkadaşlar 1924'te doğmuş. Hala yaşıyor. Arkadaşlar çok ön plana çıkan, çok duyulmuş bir ismi yok açıkçası ama biz yine de işlemiş olalım. Konya'da yıllarca süren Aşıklar Bayramı yaşamasını arkadaşlar sağlamıştır Feyzi Halıcı. Bu yönüyle folklora yani halk bilimine ve halk edebiyatına büyük hizmetler sunmuş. Halk şiiri geleneğiyle kendi yaşantısını birleştirmiş. Kendisi de arkadaşlar Fezai Mahlası'nı kullanmış. Feyzi Halıcı Fezai Mahlası'nı kullanmış arkadaşlar. Çıkardığı Çağrı Dergisi'nde günümüz aşıklarının şiirlerine de yer vermiş. Mevlana'dan çeviriler yapmış ve aşıkların babası olarak arkadaşlar bilinmiş bir şahsiyettir Feyzi Halıcı. Baktığımız zaman arkadaşlar Feyzi Halıcı'nın eserlerine Bir Aşkın Şiirleri, Masmavi İstanbul, Masmavi İstanbul Caddesi, Günaydın, Dinleneyden, Gecenin Bir Yerinde, İki Ceylan, Selçuklu'da Aşk, Yaşama Sevinci, Mesnevi Rubailer onun eserlerindendir arkadaşlar. Arkadaşlar Feyzi Halıcı'ya dikkat etmeyin ama bu adama dikkat edin. Bu adam önemli çünkü. Yavuz Bülent Bakiler gerçekten önemli arkadaşlar. Bunun çıkma ihtimali daha fazla Yavuz Bülent Bakiler'in. Bakın yuvarlak içerisine alıyorum. Çıkarsa hatırlarsınız beni. Milli konulardaki arkadaşlar tavizsiz tutumuyla bilinir. Hamasi epik şiirlerinde gür sesli edasıyla Enis Behiç Kor Yüreği arkadaşlar hatırladır. Yavuz Bülent Bakiler. Arkadaşlar doğal temiz bir Türkçe ile tatlı bir lirizmle yazar Yavuz Bülent Bakiler. Eski Türklerin ve Rusya'da esir yaşayan Türklerin coğrafyasına, tarihine, duygularına yönelik arkadaşlar şiirlerinde coşkulu, üzüntülü, umutlu söyleyişler birbirine girer. Türkistan, Azerbaycan, Üsküp, Turan şiirler arkadaşlar bu alandaki popüler şiirlerdir.
Anadolucudur arkadaşlar, Anadolucudur. Anadolu'nun acılarını, değerlerini, sabrını, maneviyatını, mertliğini dile getirir. Anadolu şiirini çok sevilmiştir. Onda Arif Nihat Asya'nın milli manevi havası vardır. Anneler üzerine çok şiiri vardır arkadaşlar. Tamam mı? Yavuz Bülent Baykiler'e dikkat. Lütfen, lütfen arkadaşlar. Evet, hangi bakalım şiir kitaplarına? Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman onun şiir kitaplarındandır bakın arkadaşlar. 2014 LYS'de de çıkmış, gördünüz mü? Bakın bir yıl ara vermişler, yine sorarlar mı? Sorarlar, hiç belli olmaz. Üsküp'ten Kosova'ya arkadaşlar, Türkistan onun gezi yazılarındandır. Şiirimizde ana, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye ideali, Sözün Doğrusu, Sevgi Mektupları, Arif Nihat Asya'nın ihtişamı, Gidenlerin Ardından gibi nesil yazıları ve incelemeleri de arkadaşlar vardır. Unutmayın. Bakın Anadolu'yu sevgisini anlatan bir şiiri. Ne diyor arkadaşlar? Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım ölür yataklarında, ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum, gölge vermedi çoğu kere diktiğim ağaç. Değil mi arkadaşlar? Bakın ne güzel anlatmış Anadolu'yu. Evet, şimdi geldik arkadaşlar bir başka Hisarcı, Mustafa Necati Karayer'e. Arkadaşlar mesleği askerlik olduğu için askerlerin duygularını Mor Dağları anlatır. İmgelerde ustadır arkadaşlar Mustafa Necati Karayer. Hisar'ı çıkaran kadro içinde yer almış, dil, şekil, ölçü, ahenk konusunda titiz kalmıştır arkadaşlar. Ece ölçüsünü modernize ederek bazen eski şekilleri, bazen de yeni şekiller arkadaşlar kullanmıştır Mustafa Necati Karayer. Serbest şiirler yazmış. Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve İnsanlar, Ses Mimarlarımızdan, Kerem ile Aslı tarzı arkadaşlar uzun şiirler onun kitaplarıdır. Karacaoğlan inlemeleriyle de, Karacaoğlan incelemeleriyle de arkadaşlar folklora hizmet etmiştir. Evet, Kuşlar ve İnsanlar şiiri burada. Evler ve insanlar çıkmazında gidip gelen elsiz ayaksız sesler, duvardan duvara evden eve ödünç diye bir şey vardı eskiden. Komşular bir fincan aydınlık için, ne dersiniz bir fincan acı kahve. Ne güzel söylemiş. Evet, geldik arkadaşlar bir başka Hisarcı, Bahattin Karakoç'a. Arkadaşlar Bahattin Karakoç, Kahramanmaraşlı şair kardeşlerin en büyüğüdür. Abdurrahim Karakoç ve Ertuğrul Karakoç da şiirde isim yapmış sanatçılardır. Arkadaşlar şu Abdurrahim Karakoç'u biliyorsunuz değil mi? Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihribanın. Sahibidir arkadaşlar, yazarıdır Abdurrahim Karakoç. Bak onun arkadaşlar isim sanatçılarındanmış. Bu kardeşlerin en büyüğüymüş arkadaşlar. Hala hayattadır kendisi. Allah uzun ömürler versin diyelim. Bahattin Karakoç arkadaşlar 1986 yılında Dolunay dergisini çıkarmış. Dolunay şiir şölenlerinde birçok şairin katılımıyla 16 yıl sürmüştür. Şairlik ve yazarlık yolunda arkadaşlar ilerlemek isteyen gençlere Dolunay yayınları ile destek vermiştir arkadaşlar. Dolunay yayınları ile. Şiirde gelenekten kopmadan yeniyi arayan arkadaşlar şairlerimizdendir yine. Bakın arkadaşlar şiiri kalbin zikir aracı, trajik bir iç yangın, aşkın sıcak kanatları altında doğan kutsanmış sözler, armonist evrensel bir dua gibi arkadaşlar söyler tanımlar. Liriktir, bilgedir, doğaya karşı duyarlıdır. Doğadaki varlıklarda yaratıcının sırlarını görür. Bir dil kuyumcusudur arkadaşlar Bahattin Karakoç. Bakın dile ayrıyeten önemli veriyor. İleri yaşlardayken arkadaşlar coşkun duygulu aşk şiirlerini yazar. Aşk yaratılandan yaratana doğrudur. Mevsimler ötesi, altı çizili olanlar önemli arkadaşlar. Seyran, Sevgi Turnaları, Ay Şafağı Çokça, Kar Sesi Aman, Bir Beyaz Türküdür ilk yazda. Bir Çift Beyaz Kartal, Menzil Uzak Türkü, Güneşe Uçmak istiyorum, Beyaz Dilekçe, Güneşten Öte, Aşk Mektupları, Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman arkadaşlar önemli eserlerindendir. Yine bilginiz olsun Bahattin Karakoç'un Burada da Acelem Var diye bir şiirini ve ıhlamurlar çiçek açtığı zaman arkadaşlar şiirini
vermiş. Evet. Şimdi geldik Bekir Sıtkı Erdoğan arkadaşlar. Bekir Sıtkı Erdoğan da bizim için önemli sanatçılardandır. Bakın 2014'te vefat etmiş, daha yeni. Hisar dergisinde arkadaşlar gelenekçi şiirleriyle tanınmış. Rubailer yazmış. Halk şiirinin söyleyiş biçimlerine ve kafiye düzenine uygun şiirleri çok başarılıdır. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş diye başlayan arkadaşlar şiiri gerçekten çok ama çok meşhurdur. Buna 1001. gece şiiri denir arkadaşlar. Mutlaka okuyun. Hem hikaye şeklinde hem de o hancıyla konuşması arkadaşlar o kadar güzeldir ki insana alır sanki o hanın içerisinde dolaştırır arkadaşlar. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı diyor ya hani arkadaşlar. Bu da yine askerler için yazdığı güzel bir şiirdir arkadaşlar. Bir yağmur başladı dostlar başına. Kışla da bahar işte bu arkadaşlar. Kışla da bahar şiiri bu. Onun en tanınmış şiir kitaplarındandır. İkinci yeniciye arkadaşlar geçmeyelim. Hisarcılar da bu kadar. Başka bir videomuzda ikinci yenicileri de işleriz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.